Transformers serisinin 8. filmi olacak olan G.I. Joe crossover'ı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu detaylara göre eski filmlerin yönetmeni olan Michael Bay yeni filmde yapımcı olarak geri dönecek. İnsanların bu konuya olan bakışına göre konuşacak olursak aslında 8. filmle ilgili başka detaylar da var. Optimus Prime'ın orijinal sesi olan Peter Cullen'ın emekliye ayrılması ve artık Optimus Prime'ı Chris Hemsworth'un seslendireceği söyleniyordu. Hatta şu anda 8. film için görüşmeler yapılıyormuş. Aslında bugün değineceğimiz konular Transformers film serisinin gidişatı için gerçekten önemli olacak. Yani bu saatten sonra seri ya iyice batacak ya da yükselişe geçecek. Öncelikle Chris Hemsworth mevzusuna değinmek istiyorum. Transformers 1 filminde Chris Hemsworth'un Optimus Prime'ı seslendirmesine başlangıçta hepimiz tamam demiştik. Sonuçta burada Orion Pax gibi henüz toy ve prime olmamış olan enkarnasyonundan bahsediyoruz. Ancak Rise of the Beast filminin devamı olacak bir yapımda Peter Cullen varken Chris Hemsworth'a geçmek bence pek mantıklı olmaz. İkisi arasındaki ses tonu farkını düşünecek olursak bence Peter Cullen'dan sonra onun ses tonuna çok daha yakın başka birini bulabilirlerdi. Maalesef ki Chris Hemsworth'un doğal sesi Optimus Prime'a yakışacak kalınlıkta değil. Bunu sırf filmin reklamını yapmak için kullanacaklarsa aslında bu saatten sonra serinin batış hikayesini izleyecek olabiliriz. Ama şöyle bir durum daha var. Eğer ki Chris Hemsworth Optimus Prime'ı seslendirmek yerine işin G.I. Joe tarafında olacaksa ve bu şekilde başrol gösterilecekse o zaman bir sorun yok. Zaten ben de büyük ihtimalle böyle olacağını düşünüyorum. Yani bence şu an Twitter'da ya da sosyal medyada yabancılar boş yere Transformers'ı linç ediyor olabilirler. Chris'e bu filmde yakışacak olan şey G.I. Joe ajanı olarak gösterilmek olurdu. Hatırlarsanız aynı durum John Cena'nın da başına gelmişti ve Bumblebee filminde asker olarak yer aldı. Yani şu kesin bir gerçek ki Chris Hemsworth Transformers'ın 8. filminde yer alacak. Ama Optimus'un sesi olarak yer almaz ve sadece bir G.I. Joe olarak gösterilirse o zaman efsane olur. Peter Cullen'ın emekliye ayrılması durumuysa şöyle. Chris Hemsworth'un bu işi devralmasını ve Optimus'un sesi olarak devam etmesini düşünen bazı yapımcılar vardı. Başrol mevzusu gündeme gelince de artık 82 yaşına gelmiş olan bir adamla devam etmek yerine madem seriye reboot attık o zaman sesini de değiştirelim diyenler var. Ama dediğim gibi ben iyi niyetimle Chris'in G.I. Joe ajanı olarak gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim olayın Michael Bay tarafına. Michael Bay'in Transformers filmleri genel kanı olarak pek sevilmese de herkes Rise of the Beast filmiyle birlikte Michael Bay'i aramaya başladı. Bunun en büyük sebebi ise Michael Bay filmlerinin seriye çok ayrı bir vizyon katmasıydı. Evet hikayede çok fazla kopuk olaylar vardı hatta 5. film diğer filmlerin kalitesine göre gerçekten düşürülmüş bir yapımdı. Ama robotların görüntüsü ve bizlere kattıkları anlam çocukluğuma değer veren filmler olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ayrıca Transformers serisi gişe filmleridir ve amacı kâr elde ederek stüdyoya para kazandırmaktır. Michael Bay filmlerine baktığımızda gişede 1 milyar doları aşan yapımları var. Yani Michael Bay'in filmleri aslında başarılıydı. Michael Bay'in yeni filmde yapımcı olması belki çok önemli gibi gelmiş olabilir. Transformers filmleri gişede gerçekten milyonlarca dolar kazandı. Çünkü Michael Bay ilk 3 filmde seriyi bambaşka bir noktaya ulaştırdı. 4. film ise bunun ekmeğini yemişti. Ancak 5. film diğerlerine göre kötü olduğu için gerçekten çakıldı. Michael Bay normalde orijinlerde olmayan şeyleri sinematik evrende günümüze uyarlamıştı. Ancak yeni filmler hem geçmişte yani 1994 yılında geçiyor hem de robotların kalitesi aşırı düştü. İnsanlar artık 2024 yılındalar ve geçmişte geçen filmler yerine daha farklı hikayeler görmek istiyorlar. Hala Transformers için düzgün filmler çekebilirler. İlla ilk 5 filmi devam ettirmelerine gerek bile yok. Ama Michael Bay'in hala seriyi bırakmamasının bence çok farklı bir sebebi var. Michael Bay hala Transformers'ın 5. filminden sonra yaşananları anlatmayı planlıyor gibi görünüyor. Transformers'ın 5. filminden sonra neler yaşandığını bir düşünelim. Optimus Prime ve ekibi savaşı kazanmışlar gibi kendi gezegenlerine geri dönmüşlerdi. O sırada Unicron hala uyanma aşamasındaydı ve Quintessa Unicron'u öldürmeyi başaramadığı için onun tarafına geçti. Unicron hakkında bilmemiz gereken en önemli bilgi ise çoklu evrende yaşayan tüm Unicron varyantları aynı ortak bilince sahipti. Unicron her evrende yaşayan benliklerini aynı anda kontrol edebiliyordu. Transformers Rise of the Beast filminin doğrudan Unicron'la açılış yapması ve Michael Bay'in Transformers Rise of the Beast filminde de yapımcı olmasının en büyük sebebi bence buydu. Yeni filmler geçmişte geçiyor çünkü serinin geleceğinde öyle bir Big Bang meydana geldi ki evren reboot yedi diyecekler. Ve gelecekte bence Michael Bay Transformers'ın 6. filmini çekmek isteyecek. Zaten seriyi kurtarmanın başka bir yolu kalmadı. Transformers Rise of the Beast filmi gişede gerçekten çakıldı.
G.I. Joe crossover'ı da bence kimsenin ilgisini çekmiyor. Çünkü Transformer'ların güç seviyesi ve kalitesi maalesef ki daha da düşecek gibi görünüyor. Bunun yerine Unicron ve Megatron'a odaklı filmler çekebilecekken yine gişede 5 para etmeyecek yapımlarla ilgileniyorlar. Yani Michael Bay sanki izleyiciden intikam alıyormuş gibi yönetmen koltuğuna da geçmiyor. Hani ben kötüydüm ya, bakın bakalım benden daha iyi yapabilen var mı dermişçesine arkada oturup öylece seyrediyor. Zaten Paramount'un da Michael Bay'i bırakacağını düşünmüyorum. Yani 1 milyar dolar gişe hasılatı yapabilen bir adam varken daha filmlerden kel elde edemeyen yönetmenlerle devam etmek bence pek akıllıcı olmazdı. Şimdi sizlere şunu sormak istiyorum. G.I. Joe crossover fragmanı mı çıksa daha büyük hype toplardı, yoksa Unicron'un uyandığı ve Optimus'la kapıştığı bir film mi daha çok konuşulurdu? G.I. Joe filminin özetini sizlere şöyle söyleyeyim dostlar. Transformer'ların yani Autobot'ların dünyada kullandığı teknolojiyi G.I. Joe'nun teknolojisi yanında ezilmiş gibi gösterecekler. Zaten Autobot'ların kullanabileceği ne var ki? Ortak düşmanları olacak ve ekipler birleşecek, savaşacaklar ve günün sonunda yine iyiler kazanacak. İnsanların zerre kadar ilgisini çekemeyecekler. Yani abi, Transformers Rise of the Beast filminde Unicron'u gösterdiniz, Maximal'ları gösterdiniz, Terrakon'ları gösterdiniz ve buna rağmen başaramadınız. İnsanlar Megatron görmek istiyorlar, insanlar gerçekten Unicron'un uyandığını görmek istiyorlar. Demek ki yeni seride bir şeyi başaramıyorsunuz. Öbür taraftan Transformers 5'in devamı bir film gelseydi olası senaryoyu sizlere söyleyeyim dostlar. Megatron son sahnede öldüğü ve yer çekimi kuvvetinin normal seviyeye gelmesiyle birlikte okyanusun dibini boyladı. Unicron henüz tam gücüne ulaşamadığı için yeryüzünde kendine hizmet edecek birilerini arayacak. Kara enerjinin gücü sayesinde Megatron'u yeniden şekillendirip canlandıracak. Yani Transformers Prime serisindeki hikayenin bir benzerini işleyecekler. Zaten Unicron'un dünya olması olayı aslında Transformers Prime serisinde işlenmişti. Michael Bay de senaryoyu buradan çaktı. Ve şunu tekrardan söylüyorum, Transformers Prime serisi orijinal bir iştir. Yani öyle çizgi film ya da animasyon diyerek geçmeyin, gerçekten de Peter Cullen falan seslendiriyor, hatta Hasbro yapıyor. Dolayısıyla Transformers Prime serisinin aslında sinematik filmlerden çok da bir farkı yok. Tabii Megatron'un kaçıncı kez geri döndüğü umrumuzda bile değil, sonuçta çok daha güçlü ve Optimus da savaşsa içinden geçecek kadar güçlü olacak. Quintess'a geri dönecek, Optimus Prime Matrix sayesinde Unicron'a ulaşmaya ve onu durdurmaya çalışacak. Dünya üzerinde büyük bir kıyamet sahnesi gösterir, hikayeye farklı karakterleri de ekleyerek renk katarlardı. Transformers'ın 8. filmi olan G.I. Joe crossover'ı 2025'in sonlarında ya da 2026'nın başlarında vizyona girecek. Aslında son zamanlarda Transformers serisi için birçok yeni proje geliyor. Mesela Transformers 1 filmi aslında fragmanlarda gösterildiğinden çok daha fazlasına sahip olan bir yapım. Ben her ne olursa olsun filmin tatmin edeceğini düşünüyorum. Çünkü bazı sızdırılan sahneleri gördüm ve kesinlikle bu fragmanı beklentiyi düşürmek için paylaştıklarını anladım. Dolayısıyla böylesi bir dönemde keşke daha farklı bir film üzerinde çalışma şansları olsaydı. Bu videodan sonra bir anket yapacağım ve sizlere soracağım. Sizce 5. filmin devamı gelseydi ve sonda yaşanan olaylar Rise of the Beast'e bağlansaydı daha iyi olur muydu? Yoksa Transformers'ın 8. filminde Megatron'da dahil olmak üzere farklı bir hikaye mi işlenmeliydi? Ya da onaylanan durumda olduğu gibi G.I. Joe crossover'ı gerçekten de mantıklı mı? 3 tane seçenek var ve siz ne düşünüyorsunuz gerçekten bilmek istiyorum. Ben size söyleyeyim dostlar, bence ne 6. filmde de bu G.I. Joe crossover'ı olmasaydı, onun yerine Megatron gelseydi çok daha mantıklı olabilirdi. En azından Decepticonların ne yaptığını da görmek lazım. Yani Transformers serisinde sadece Autobotların bakışından filmleri izlemekten gerçekten sıkıldım. Artık Decepticonların komuta gemisini, neler yaptıklarını ve neler üzerinde çalıştıklarını görmek istiyorum. Çünkü olması gereken şey bu. Transformers serisi en başından beri taraflı bir şekilde ilerliyor. Bunun yerine artık Decepticonların neler yaptığını da göstermeleri lazım. Evet dostlar, umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.